Merhabalar genç kaptanlar, hepiniz Bozburun Boğazı'na tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda rüzgar tulumu nedir ve nasıl çalışır onunla alakalı bilgiler vermek istiyorum sizlere. Bu videomuza başlamadan ilk öncelikle kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve videomuzu beğendiyseniz bir beğeni atmayı da unutmayalım. Evet arkadaşlar, rüzgar tulumu bir konil şekilde tekstür tüpüdür ve aynı bir koca çoraba benzer. Bu tulum rüzgar yönünü ve rüzgar gücünü göstermek için tasarlanmış. Normalde bu rüzgar tulumu pist başındadır ya da helikopter pistine yakındır. Çünkü pilotlar kalkış için pist üzerindeyken ya da inişteyken rüzgar tulumu kolaylıkla görmelilerdir. Ayrıca çoğu havaalanı yer çizelgesinde küçük bir sembol ile belirtilmiştir. Gece operasyonu sırasında zemin veya tulum içine monte edilmiş lambalardan iyi aydınlatılır. Genel amacı pilotun rüzgarın yaklaşık rüzgar hızıyla nereye yaklaştığı konusunda hızlı referans vermesidir. Kalkış için hızlanmadan önce ya da piste inerken girişlerini verebilmeniz için rüzgar tulumuna hızlı bir bakış atmalısınız. Pusulanıza baktığınız zaman rüzgar yönünü belirlemek için başlığınızı kontrol edin ve böylece rüzgarın açısını tahmin edebilirsiniz. Rüzgar yönü, rüzgar çarkının işaret ettiği yönün tam tersidir. Yani örneğin 10 knot ile 270 dereceden esen bir rüzgar varsa, rüzgar üflediği yöne doğru, yani doğuya yönelecektir. Bunu size bir örnek olarak göstereceğim. Şimdi bu örnekte kuş bakışı perspektifinden rüzgar tulumuna bakıyoruz. Pencerenin tepesine baktığımızda rüzgarın batıdan bu yöne doğru üflediğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi rüzgar tulumu doğu yönüne işaret ediyor. Yani bu demektir ki 090 yönünü olmalıdır. Ama rüzgar diğer taraftan geldiğini biliyorsunuz. Çünkü bunun ters yönünü hesaplamak zorundasınız. Böylece rüzgar tulumun işaretleme ucunu gösterdiği yerdeki 270 derece ne fazla ne daha az olacaktır. Bunun ters rüzgar yönünü verecektir tam. Bu rüzgar tulumu neden bu kırmızı ve beyaz halkalara sahiptir? Çünkü her halkanın hızı 5 knotsa oluşan bir rüzgar hızını gösterir. Yani 5, 10, 15, 20 ve 25 knots. Ama bu örnekte burada rüzgarın bu noktada eğilmeye başladığını görebilirsiniz. Böylece aslında sadece iki halka tamamen yerinden fırlatır ve bunlardan ikisi 10 knot kadardır ve rüzgarın geri kalanını tamamen havaya uçurmaya yetecek kadar güçlü olmadığı yüzden en fazla 10 knotluk bir rüzgar hızını gösterir. Ve tabii ki eğer rüzgar daha fazla olduğunda bu rüzgar tulumundaki halkalar daha fazla yerinden fırlar. Bazen oluyor ki rüzgar bu halkaların hepsini birden havaya fırlatabilir. Çünkü bazıları rüzgar aniden artabilir ve daha sonradan aniden sakinleşebilir. Evet, rüzgar tulumundan rüzgar hızını nasıl okuduğumuzu da sizlere buradan göstermiş olduk. Sizlere bir güzel örnek daha göstereyim. Şimdi mesela pist 36 üzerindesiniz ve rüzgar tulumu pist ile bu şekilde paralel durduğunu görüyorsunuz. Ben şimdi buradan rüzgarın 180 derece gittiğini görebiliyorum. Bunu nasıl tahmin edebiliyorum sizce? Çünkü rüzgar tulumu pist ile hemen hemen paralel durduğu için tahmin edebildim. Tekrardan ifade etmek isterim ki rüzgar tulumuna baktığınızda bu sadece hızlı bir referans alabilmek içindir. Eğer uygun bir rüzgar bilgisi istiyorsanız EDIS bilgilerini alabilirsiniz veya bir kule ile itibada geçip ona sorabilirsiniz. Her havaalanında rüzgar tulumu vardır ve kalkış öncesinde ya da iniş öncesinde bu ETS information alınmalıdır. Sayın kaptanlar, bu öğretim videomuzun daha da sonuna geldik. Umarım bu videomda sizlere havacılıkla alakalı bir şeyler öğretebilmişimdir. Eğer daha fazla havacılık videoları görmek isterseniz kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve videomuzu beğendiyseniz bir beğeni atmayı da unutmayın. Herhangi bir sorularınız varsa ya da yorum yapmak istiyorsanız buradan alttan yorum kısmından yazabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyoruz ve tekrardan görüşme dileğiyle hoşça kalın.